Merhaba uçaklar, ben Ali İlaz Ömrü'nden. Yine oyunu oynayacaklar. Evet uçaklar, bugün sizinle beraber yine Asker Şampiyonası'nın bir bölümüyle beraber daha beraberiz. Bu nasıl bir cümleydi lan? Asker Şampiyonası'nın 3. bölümündeyiz uçaklar. B grubu maçlarıyla beraber beraber olacağız. Şimdi B grubu maçlarında öncelikle askerlerimiz Madenci, Dev, Okçu ve Ejder arasında yaşanacak bir şeydi. A grubundan Yavru Ejder ve Atıcı çıkmıştı. Bakalım B grubundan Madenci, Dev, Okçu ve Ejder arasında hangileri sıyrılıp çeyrek finale çıkacaklar. Bunu görmüş olacağız uçaklar. Daha fazla lafı uzatmadan hemen köy seçimine girelim. Ondan sonra hemen ilk karşılaşmamızı yapalım bakalım. Hadi görüşürüz. Evet uşaklar, evet, ilk karşılaşma Madenci ile Dev arasında. Hemen Madenci ile Dev arasındaki mücadelenin köyünü seçelim bakalım. Evet, 37. köyde yapacaklar. Madenci ile Dev 37. köyde yapacaklar. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Evet uçaklar, evet, 37. köyde şu anda Madenci ile Dev arasındaki mücadelemiz başlayacak. Madenci'yi Ramazan aldı. Sanal oyuncu Ramazan yanımda. Evet. Dev'i de ben aldım. Bakalım Madenci Dev arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak? Ramazan ne haber dostum? Abi iyidir, çok teşekkür ediyorum. Madenci ile Dev valla Dev kazanırsa abi. Neyse boşver, iddialı konuşmayayım. Abi, tamam abi, bir dakika, ben kahramanları öldürmeyi unutmuşum. Neyse, kahramanları kullanmayacağım. Uşaklar da görsün kullanmadığımı. Yanlışlıkla unutmuşum ya. Neyse, kullanmayacağım. İnşallah tamam, elimde gitmez. Problem yok. O zaman hemen başlayalım Ramazan. Olur abi. 3, 2, 1, başla. Tamamdır, başladım ben şu anda. Her taraf öfke büyüsü oldu. Abi sen, ben şeyde almak, atlamada almak. Oha. Abi ben atlamada almak zorunda kalmıştım ya. Atlama ya ama aldım ben. Ne yapayım, atlatamazsın ki. Devler de çok mübarek bir şey yani. Gidişe bak ya. Bu nasıl bir şey ya? Hala yüzdeyi, devam edilir. Yüzdeyi bekleyecek misin abi onları? Yok, beklemeyeceğim. O sıra sohbet ederiz. Arkadaşlar görsün devlerin ne kadar tuhaf yaratıklar olduğunu. Devin kazanma ihtimali yok zaten. Bu gruptan ben çıkamaz muhtemelen ya. Çünkü çok Dev yavaş. Dev de çıkamaz abi. Madenci, Bebek Ejder ve Ejder zaten favori diye düşünüyorum. Ben evet, bakalım Madenci ne yapacak ya, ben de merak ediyorum. Neyse, Madenci aldı değil mi Ramazan şu anda? Çok rahat bir şekilde. Ulan o kadar hazırlık yaparız. bir anda bitin ya. Neyse Ramazan, daha sonra tekrar görüşeceğiz seninle. Tekrar tamam yine abi, Madenci'yi seninle yapacağız. Hadi görüşürüz, dikkat et kendine. Tamam, sağ olsun. Evet, Madenci kazandı. Madenci 3 puanı aldı. Dev 0 puandan gidiş. Averaja bakacağım zaten. Madenci bitirdiği anda Dev'in ne kadar averaj olduğuna bakacağım az sonra. Videoda bunu yazarım. Hadi bakalım, ikinci mücadeleyle birlikte devam ediyoruz. Evet uçaklar, bir diğer karşılaşma Okçu ile Ejder arasında. Bakalım Okçu ile Ejder arasındaki mücadelenin köyü hangisi olacak? Evet, Okçu ile Dev arasındaki, pardon, Okçu ile Ejder arasındaki mücadelenin köyü uçaklar 50. köy oldu. Çok büyük bir köy. Bakalım 50. köyde neler yapabilecekler. Hadi bakalım. Evet uçaklar, şu anda Şerbet Kulelerinde yani 50. köyde Okçu ile Ejder arasında mücadele başlayacak. Yanımda Bahçıvanoğlu kanalından Bilal var. Bilal, ne haber, nasılsın kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ederim, çok sağ olasın. Ejder ile Okçu arasında ben Ejder'i aldım, Bilal Okçu'yu aldı. Bakalım nasıl bir mücadele gerçekleşecek. Şimdi Bilal, hemen başlayalım madem öyle. Başlayalım abi, ben hazırım zaten. Tamam. O zaman 3, 2, 1, başla. Başladım abi. Alttan saldım ki yüzde alayım diye. Ha, buraya bir iyileştirme atayım, burası önemli. Bir tane de öfke atayım. Tam ortaya. Valla ben 4 tane parmağımda kullanıyorum abi, hepsi gitmesi için. Yoksa gitmeyecektir. Şu an hepsini bıraktım ben. Öyle mi? Evet. Abi burada çok fazla hava savunması var. Hava savunmaları pert etti ejderleri ya. Bakalım, benim burada de büyücü kulesi aldı hepsini. Muhtemelen fulleyemeyecekler, yüzdeye bakacağız. Senin yüzden şu anda kaç? %12, hepsi öldü abi benim. Tamam, o zaman Ejder kazandı. Ejder de %60'ta hepsi bitti.
Ejder kazanmış oldu. 3 puan Ejder aldı. Böylece Ejder Madenci ile beraber 3'er puanı oldular. Dev'le Okçu'nun hala puanı yok. Daha ikinci karşılaşma. Bakalım onların da avantajı vardır inşallah. Çıkan köylere bağlı olarak değişecek zaten durum. Bilal teşekkür ederim eşlik ettiğin için kardeşim. Rica ederim abi, sen sağ ol. Her zaman gelirim yani, hiç sıkıntı değil. Eyvallah dostum. Evet uşaklar, bir diğer karşılaşmamız Ejder ile Madenci arasında. Bakalım Ejder ile Madenci arasındaki mücadelenin köyü hangisi olacak? Hemen çekiyoruz. Evet. 42. köyde yapacaklar. Ejder ile Madenci 42. köyde yapacaklar. Evet uşaklar, evet Ejder ve Madenci arasındaki büyük savaş, bu grubun büyük savaşı başladı. Yine Madenci'yi Ramazan aldı. Ejder'i bu kez ben aldım. Şimdi Ejder'le Madenci'nin 3'er puanı var. İkisinin de 3'er puanı var. Bakalım bu mücadelede hangisi öne geçecek? Berabere kalma ihtimalleri zaten çok zor. Birisi 6 puan alacak, birisi 3 puanda kalacak. Ramazan tekrardan merhaba dostum. Merhaba, merhaba abicim. Kim yener sence? Vallahi bu sefer zorlu 2 tane rakip karşı karşıya. Yine de ben Madenci'ye daha çok şans veriyorum. Bilmiyorum ama göreceğiz sonucu. Bakalım ya, hayırlısı olsun. Hemen başlayalım Ramazan. Tamam, olur. Tamam, o zaman geri sayayım. 3, 2, 1, başla. Tamam, başladım. Hadi bakalım. Çok önemli şu anda. Bitti, bitti olduğu zaman bitti dersin. Bitti. Abi. Yüz, yani tamam Madenci kazandı ya. Ne oldu ki? Valla çok hızlıydı aslında Ejderler de, Madenci yine demek ki çok hızlı. Madenci çok daha hızlı yani. Madenci inanılmaz hızlı yani, öfke büyüsünü hani askerleri attıktan sonra atıyorum, o dehşet bir görüntü oluşuyor zaten ve çok hızlı oluyor yani Madenciler. Evet evet, Ejder zaten yavaş. Zaten öfkeyle hızlanabilir. O yüzden kaybetti yani, yapacak bir şey yok. O zaman Madenci'nin 6 puanı oldu. Ejder'in 3 puanı var. Dev'le Okçu hala 0 puanla. Bakalım turnuvanın ilerleyen döneminde neler olacak. Evet uşaklar, bir diğer mücadelemiz Dev'le Okçu arasında. Bakalım Dev'le Okçu arasındaki mücadelenin köyü hangisi olacak? Evet, Dev ile Okçu arasındaki mücadelenin köyü 35. köy çıktı. Hep büyük köyler çıkıyor. Bakalım 35. köyde ne yapacak bu iki asker? Evet uşaklar, evet, iki tane 0 puanlık asker önümüzde. Okçu ile Dev arasındaki mücadele. Ben gördüğünüz gibi Okçu'yu aldım. Bilal Dev'i aldı. Bilal de burada. Nasılsın Bilal? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir, sağ olasın. Bilal ile ikinci müsabakamız. Bakalım Okçu ile Dev arasındaki mücadelelerin hangisi 3 puanı alacak? 3 puanı alan biraz daha avantaj sahibi olacak. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hazırsan başlayalım yavaş yavaş bir dakika. Hazırım abi, ben de. Tamam, süper. O zaman 3, 2, 1, başla. Başladım abi. Abi atmak ne kadar zor ya bunlara. Okçular zor abi ya. Çok oldukları için atılmıyorlar. Benim şu an %12 oldu. Hadi canım, %12 misin de? Evet, bakarsın, %24 oldu. Bakarsın okçular kazanır ha, hiç belli olmaz. Evet, okçular kazandı, çok ilginç. Bitti bitti. Ben daha 142'deyim abi. Bitti bitti. Görmüş olduğunuz gibi şu anda okçuyla Dev arasındaki mücadeleyi Okçu kazandı. Hem de bayağı büyük bir farkla kazandı. Ben çok şaşkınım. Bu da, bunun sebebi de galiba Devlerin ilk önce savunmalara gitmesi değil mi Bilal? Evet abi, ilk savunmalara gidiyorlar. Bir de ben atlama büyüsü almamıştım. Atlama alsaydım belki daha fazla alabilirlerdi. Ben 2 öfke ve 2 şifa almıştım. Aynen, atlama alsaydın daha etkili olurdu ama yapacak bir şey yok. Okçular kazandı. Teşekkür ederim Bilal, eşlik ettiğiniz için çok sağ olasın. Rica ederim abi, sen sağ ol. Şu anda Madenci 6 puan, Ejder 3 puan, Okçu 3 puan ve Dev 0 puanda devam ediyor. Bakalım bundan sonraki karşılaşma Madenci ile Okçu arasında o karşılaşma ne olacak? Bir dahaki karşılaşmada görüşürüz. Evet uşaklar, bir diğer mücadelemiz Madenci ile Okçu arasında. Bakalım Madenci ile Okçu arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak? Hangi köyde yapacaklar?
yapacaklar. Evet, 24. köy düşük bir köy çıktı madenci ile okçu. Evet uşaklar, şimdi kritik mücadele. Eğer okçu kaybederse bilirsiniz ki okçu kaybettiği anda elenik. Madenci kazanırsa zaten üst sıra çıkmayı garantili. Şu anda bile madenci garanti neredeyse. Neredeyse değil, garanti galiba değil mi Ramazan? Evet evet, garanti çünkü 6 puanı var. Aynen, okçunun mücadelesi bu. Okçu kaybettiği anda elenmek mecburiyetinde. Bakalım ne olacak Ramazan? Merakla bekleriz. Okçu elenecek mi, kalacak mı yani? Vallahi kritik bir savaş çünkü okçu için çok önemli. Okçu ve ejderin kaderi belirlenecek bu savaşta. Evet, hayırlısı bakalım ya. Umarım iyi olan kazanır. Neyse, aynen, başlayalım Ramazan. Tamamdır abi, başlayabiliriz. Evet, o zaman geri sayımı yapayım. Tamam. 3, 2, 1, başla. Başladım. Başladım. Biraz bilgisayarda olduğum için geç bırakmış olabilirim. Çünkü mouse'a tıklamak sıkıntı abi, biliyorsun. Tabii canım. Bitti. Bitti abi. Bitti abi bende. Yok, şimdi bitti. Şimdi bitti, tamam. Sen de biraz daha mı geçmiş? Abi çok kritik. Çok kritik. Abi yani aynı anda demiş olabiliriz. Evet, gerçekten kritik. Montajda belli olacak uşaklar. Ben şu anda bilmiyorum. Sizi gördünüz mü, görmediniz. Siz gördünüz zaten kimin yendiğini de. İlginç. Çok kritik geçti abi. Gerçekten yani aynı anda B harfleri çıktı ağzımızdan. Öyle duydum. Evet evet. Ben son bina olmadan bitti dedim ama orada belki okçunu kaybetme ihtimali var. Neyse, bakalım, merakla bekleyelim. Tamam abi. Neyse, sen ayarlarsın onu. Ramazan, görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Çok tamam. Sağ olasın video için ya. Teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere. Dikkat et. Görüşmek kendine. Üzere. Sağ olasın abi. Evet. Evet uşaklar, ejderle dev arasındaki son müsabaka, artık grubun son maçı, bakalım ejderle dev arasındaki mücadele hangi köyde olacak? Evet, 47. köyde olacak ejderle dev arasındaki mücadele. Hadi hayırlısı olsun, bakalım grup nasıl sonuçlanacak en son. Evet uşaklar, şimdi son savaşta artık ejderle dev arasındaki son savaş. Bakalım ejder ne yapacak dev karşısında. Ben devi aldım. Ejder'e Bilal aldı. Bakalım Bilal'le yeniden beraberiz. Bakalım Bilal ejderle dev arasındaki. Ejder'in zaten devin zaten bir şansı kalmadı Bilal. Bence ejder alacaktır abi. Yavaş saldırıyor ama ben burada öfke basacağım. Dev de yavaş saldırıyor. Başlayalım o zaman madem öyle Bilal. Başlayalım abi. 3, 2, 1... Başla. Tamam, başlattım şu an. Tamam, hadi bakalım ne olacak. Ben her şeyi attım. Ama bayağı bir ejder galiba. Zıplamalar vardı. Bayağı ejder mahvetti kendini. Ben %74'teyim abi şu an. Öfke falan, %90 oldu. Öfke falan kullandın mı? Kullandım abi. Şu an %100 aldı. Tamam aldı. Ben %79'da kaldım. Devler çok yavaştı ya. Çok yavaştı. Yapacak bir şey yok. Neyse, o zaman sanırsam ejder ile madenci bu gruptan çıkmayı başardılar. Ejder ile madenci çıkmayı başardı. Bakalım A grubundan bilirsiniz ki atıcıyla yavru ejder çıkmıştı. Buradan da ejderle madenci çıktı. Favoriler birer birer çeyrek finale ulaşmak üzere Bilal. Bakalım bundan sonraki gruplarda ne olacak. Turma gayet heyecanlı geçiyor Bilal. Abi benim vallahi favorimde iki kişi var. Heh. Birincisi atıcı, birincisine madenci. Yavru ejder de, ejderle yavru ejderi de yabana atma. Onlar da çok değerli. Gerçekten çok önemli. Evet. Bakalım ne olur ya, ben de çok merakla beklerim. Neyse, bir grubun daha sonuna geldi uçaklar. Turnuva devam edecek. Biraz geç atayım, bunun farkındayım ama tatilde olduğum için zaten montajı, çekimi falan uzun süren bir video bu. Ama elimden geldiği kadar yetişmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilal, görüşmek üzere kardeşim. Görüşürüz abicim. Görüşmek üzere uçaklar. Last geçer, eyvallah. Hoşçakalın. Esen kalın uçaklar. Görüşürüz.